Kuruluş Osman'ın 147. bölümü aksiyon ve tuzak dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 146. bölümde ağır yaralanan Yakup Bey 147. bölümde eski sağlığına kavuşacaktır. Yakın zaman içinde Osman Bey ve Yakup Bey'in araları tamamen düzelecektir. 146. bölümde Emir Göklüğan ölerek kadroya veda etmişti ve kadroya yeni karakter Taceddin Noyan'ın dahil olacağı sinyalleri verildi. Kuruluş Osman kadrosuna 4 yeni oyuncu dahil oldu. Sırasıyla oyuncuların adları ve canlandıracakları karakterler şunlardır. Kadroya dahil olan ilk isim başarılı oyuncu Melih Çardak oldu. Kuruluş Osman dizimizde Taceddin Noyan karakterine hayat verecektir. Osman Bey ve Taceddin Noyan arasındaki savaşın uzun bir süre devam edeceğini düşünüyoruz. Kadroya dahil olan bir diğer oyuncu daha önceden Celalettin Harzemşah dizisinde yer alan ve başrol olan Özbek oyuncu Yıldız Rajabova oldu. Başarılı oyuncu Kuruluş Osman kadrosunda Elçin Hatun karakterine hayat verecektir. Tahminimize göre Elçin Hatun iyi bir karakter olarak seyirci karşısına çıkacaktır. Kadroya dahil olan bir diğer oyuncu daha önceden Kurtlar Vadisi dizisinde yer alan ve sanat hayatına uzun bir ara veren Şekip Taşpınar oldu. Şekip Taşpınar dizide Gündüz Bey karakterine hayat verecektir. Elçin Hatun ve Gündüz Bey karakterinin bir beyliğin başında olacaklarını düşünüyoruz. Kadroya dahil olan son oyuncu Halil karakterine hayat verecek olan Taner Rumeli oldu. Halil karakterinin Osman Beylerin aralarına sıçacak olan Moğol ajanı olacağını düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın yakın bölümlerinde dizide fetih sahneleri yaşanılacaktır. Osman Bey ne kadar hem Moğollarla hem de Bizanslılarla savaşıyor olsa da sezon başlarında değinilen Bursa fethi için oldukça hazırlıklar yapılacaktır. Bir sonraki videomuzda bu konu hakkında çok önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zili açarak gelecek 16 videolardan anında haberdar olabilirsiniz.